Tarihsel yanılgı dönemi kapanıyor. Gerek tüm olarak Avrupa Birliği gerekse tek tek Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu üniter ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını dahi aslında hiçbir zaman kabul etmediler ki Türkiye'yi üye olarak tasavvur etsinler. Ve biz bu durumu değiştirebileceğimizi, Batı Avrupa'yı gerçek veya hayali düşmanlarımıza karşı yanımıza çekebileceğimizi düşünerek yıllar öncesine başvurumuzu yaptık ve kapılarına yüz sürüp durduk. Biz ne kadar Avrupa Birliği'ne katılmak için mücadele ettiysek, Avrupa Birliği tavrını o kadar sertleştirdi. Ulusal davalarımızın tümünde Türkiye'nin karşısında yer aldı. Bu da yetmiyormuş gibi başta PKK olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa, DHKPC, MLKP hepsini destekledi. Son dönemde açıkça FETÖ'nün yanında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimini kınamadı bile. Aradan haftalar geçince diplomatik ziyaretler düzenledi ama yine darbeci FETÖ'yü koruyup seçilmiş hükümete hedef almasına, hedef tahtasına koymaya devam etti. Uzun yıllar boyunca biz Avrupa Birliği'nin tavrını anlamazdan geldik. Onlar seslerini ne kadar yükseltseler de duymazdan geldik. Türkiye uzun süre diplomatik nedenlerle ve haklı olarak zaman kazanmaya çalıştı ama duruma çıktı. Avrupa Birliği denilen örgüt Türkiye'yi ancak bir tek koşulda içine kabul edecekti. Geri kalan tüm fasıllar, tüm anlaşma maddeleri teferruattı. Bu koşulda Türkiye'nin bölünüp parçalanması ve devlet egemenliğimizin bir bölümünün terörist PKK'ya aktarılmasıydı diyor ve devam ediyor Kayahan Uygur Güneş gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısına.